mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk Yasin. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse ufak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek, makberi kimler katsın. Gömelim gelseydi tarihe, desem sağamazsın. Bu taşındır diyerek Kabe'ye diksen başına. Ruhumun vahyini duysan da geçirsen taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan vahdine çeksem bütün ecramıyla. Mor bulutlarla açık türbeni çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzü fecriyle avizeni lebriz etsem. Türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibini kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi gözünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezen ecramı adın. Sen ki asarı gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana aşkını açmış duruyor peygamber. Van ilimizden Fatma Nur'umuz, Siirt'ten Merve'miz, Batman'dan Elif'imiz, Erzincan'dan Zerda'mız, Trabzon'dan Hanzademiz, Şanlıurfa'dan Mehmet'imiz, Edirne'den Berra'mız ve şehitler diyarımızdan Salim, Dilav ve Berili, tüm evlatlarımız adına kocaman yürekten alkışlar mıyız efendim? Şanakkale Zaferi bütün milletler için, bütün insanlık için bir semboldür, ibrettir, örnektir. Çanakkale'de gördüğümüz hüzün değil, gurur tablosudur. Onun için bugün de tek nefes, tek ses, tek yürek halinde bir kez daha Çanakkale geçilmez diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, analar kuzularını, gelinler sevdalarını,
Babalar da oğullarını uğurladı cepheye. Birileri döndü, birileri de kaldı bu topraklarda. Ebediyet burcuna selam durarak. Dönenlere sarıldı kalanlar. Dönemeyenlere türküler yakıldı. Gönül dilinden ağıtlara söz oldu. Bam telinden. Çocuklara ninni oldu. Avundu analar babalar. Bize kalanlardan sözlere eşlik eden saz ile. Besteci Sayın Yücel Arzen'in yönetiminde Birileri Var adlı tiyatral türkü dinletisini sunmak üzere sanatçılarımızı yerlerine davet ediyorum efendim. İyi seyirler diliyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Evet, biziz bu mısraların muhatabı. Evet, biziz bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diyenler. 1915 yılında üzerinde yaşadığımız bu topraklarda öyle kahramanlıklar yaşadık ki, her yaşanmışlık ayrı birer destandı. Konuştuğumuz dil, geldiğimiz coğrafya, renklerimiz farklı olsa da ortak bir duyguda birleşmiştik o gün. Mevzu vatandı ve geride ne varsa teferruat. Yaşayan bilir, geride körpe kuzusunu, eşini, yaşlı anasını, babasını, nişanlısını bırakmak kurşundan daha ağır bir hasretlikti. Ve bu hasretliğimizi tek bir teselli bastırdı o gün. Ölürsek cennet, kalırsak vatan bizimdi. Birilerimiz öldü, şehadete uğurlandık. Birilerimiz kaldı, memlekete yol aldık. Adımızın, şehrimizin, konuştuğumuz dilin ne önemi var? Biz o gün bir olduk ve karşımızda bir araya gelenleri bu vatan topraklarından kovduk. Aynı göğün altında aynı duyguyu paylaştığım iki bayrak tek millet oluşumuzun öznesi Azeri kardeşim. O gün cephede en öndeydin. Sendeki bu cesaret, gözlerindeki korkusuzluğun arkasındaki sırrı biz o gün biliyorduk. Seni buraya uğurlayan baban, git oğul, vatan yanıyor diye sesleniyordu. Ve yangını söndürmeden gelme diyordu. Bir evladı şehadete uğurlamak kolay değil. Bir çınara da dik durmak yakışır. Baban da aynı bir çınar gibi dimdik duruyordu. Azeri kardeşim, senin gibi yiğitleri büyüten tüm babaların ellerinden öpülsün. Bir yaprağa düştü diye bir çınar devrilmez, tüm cihan yeniden görsün.